izleme arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber bir oyuncak inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyuncağımız şey garip bir alet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuncak çok güzel bir şey. Çocuklarınıza da gerçekten güzel bir oyuncak olabilir. Bakın torbaya suyun altına suyun gibi şeyler yazıyor. Balığın yemi diyor. Şimdi arkadaşlar bu marka Lady Life Pets. Ben daha önce bunun arkadaşlar köpeğini almıştım. Bu balığı arkadaşlar. Peki nereden buldum diyeceksiniz. Migros'tan buldum. Fiyatı da tuzlu. Ama köpek gibi de. Köpek bir 300 milyar aşağısı ama pahalı. Kaç bilmiyorum. Biz teyzenin aldığımızda 4 milyara almıştık. Yani 4000 liraya falan almıştık herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bu oyuncu arkadaşlar... ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum şimdi. Neyse siz giderseniz bakarsınız. Yani bu az tuzlu. Tabi oyuncakçılarda bilmiyorum. Migros'ta olduğu için mi böyle? Normalde oyuncakçılarda da mı böyle tuzsuz? Yani çok az tuzlu mu? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu arada evet. Üzerime bant yapışmış mis gibi ya. Evet 5 artı diyor. Bunu mesela Sekom oynayamaz. Sekom'un yaşı değil bu. Ama bunu ben oynayabilirim mesela. Arkadaşlar şakam bir yana yani şu Uras ben ne oldu abimizin şu atatürk'te yaptığı vardı ya. İşte Sekom 5 şey falan filan diyordu. 5 artı neyse tamam. Abi buradan da selamlar Uras abi. Bu, Uras abi bu ürünü dene. Dene bu ürünü abi. Bu ürünü al al çocuklarına. Zeynep alırsın abi bu ürünü. Neyse arkadaşlar. Ürünümüze gelelim şimdi. Yani oyuncağımıza. Bakın burada açma stil var. Açıyorsun. Sonra açılıyor mu açılıyor. İşte böyle balığı böyle bir şekilde salabiliyorsunuz. Zaten şöyle de görebiliyorsunuz. Balık yüzebilir diyor. Burada hepsi birlikte yazıyor. Burada tabii küt. Fish tank. Bu balık ismi Unicorn'muş. Bu Veli. Bu Clayze. Benimkinin ismi de Full Tails. Fale Tails'mış benimkinin ismi. Açalım balığımızı arkadaşlar. Bakın üstüne şöyle bir logomuz var. Açalım arkadaşlar balığımızı. Bismillah. Açayım şöyle. Bu açması kolay. Şu alttan. Şu dakika. Tabii plastik olduğu için. Bu arada torba çok güzel. Balık torbası gibi. Bir de arkadaşlar bunu normalde yani kullanım kılavuzu da çıktı. Arkası çok güzel. Şöyle yapıyorlar. Torbayı suya atın tutun diye. Fakat ben onu yapmayacağım. Zaten ben açmıştım. Arkadaşlar. Hatta onlar gibi yapayım mı? Şöyle yapıyorlar ya. Bunu tutuyorlar böyle ama balık çıktı. Neyse balık çıktı yerinden. Şimdi arkadaşlar bir balığımızı inceleyelim. Bu da maması. Bir balığımızı inceleyelim arkadaşlar. Balığımızın üzerinde şöyle leopar desenleri var. Bu arada vahşi değil korkmayın. Evet şöyle bir balığımız. Mesela şöyle düğmes. Anam. Elimden düştü. Böyle mesela şöyle düğmesine basar. Bu arada bana bugün de bir şey oldu. Abi kaç kere çektim bu videoyu. Telefon almıyor ki bünyesine. Şurada gene biliyorsunuz Robofish hatırlayanlar olacaktır. Orklar biliyordur. Yeniler. Yenilerin oyuncağı artık bu abi. Şöyle düğmeye basıyorum. İki de bir sudan çık tabi. Alet kafayı yedi. Niye çalışmıyor lan bu? Oğlum pilim bitti lan bunun. Ha bu arada arkadaşlar bunun pili bitti nasıl anlıyorsunuz? Kullanım kılavuzunda yazıyor. Bakın. O nereden yazıyordu? Bir dakika. Şöyle bakmaya çalışıyorum. Size şey yapıyorum bunu ama. Bu nerede yazıyordu ya? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. O bir yerde yazıyordu abi de. Bakın pil şu arkadaşlar. Netleşin kamera demiyor ki. O netleşin. Ha, pil bu arkadaşlar. Biraz uzaklaşayım. Evet.
Pili bu. Bunu bulabilirsiniz. Pili bu. Bakın ha. Bu. Eğer arkadaşlar balığınız çok yavaş yüzüyorsa diyor. Yani ben bu kamera ağzını sıçacağım, netlemiyor. Lan netle, netli lan. Balığınız çok yavaş yüzüyorsa pili azalmış demektir diyor arkadaşlar. 10 dakika. Bir de arkadaşlar bazen bu balığı tuzlu deniz suyunu sokmayın diyor, bakın. Tuzlu suya sokmayınmış bunu, yoksa bozuluyormuş. Yani onu da şey adını da denize falan atmayın balığı. Bu tatlı su balığı. Yani denize atarsanız ölür. Japon balığı demedik mi zaten? Yani bunun düğmesi, ya ben basıyorum, niye çalışmıyor abi? Şimdi arkadaşlar suya atınca belli olacak. O zaman balığımızı suya salıyoruz. Bismillah. Saldık. Evet, yüzüyor. Bakın. Bak, saldım. Ya suya. Şöyle mamasını da verelim. Mamasını buradan uzatınca da yiyor. Bakın. Mamasını şu an takip ediyor. Ne enteresan. Daha neler göreceğiz ya. Bu arada var ya. Bu yılın çocukları çok şanslı vallahi. Ama eski yılın çocukları kıytırık oyuncaklarla oynuyordu. Onları da biliyorsun. Evet. Şuradan da bakalım. Evet, oyuncak balığımız. Ama işte şuradan mamasını da, benim bakım mamasını takip ediyor. Bu arada arkadaşlar burası normalde betanın yeri. Betayı nereye aldık? Buraya. Çünkü arada bunu buraya atacağım. Tabi bahsede tutmamak lazım. Bu arada arkadaşlar onunla ilgili bir video var. Alta koyacağım. Çok önemli detaylar var. Bunun şeyinde bilgileri, çok önemli bilgileri var bu oyuncak hakkında. Bu balık oyuncağı hakkında. O videoyu da izlemek için şimdi açıklama kısmına yapıştırmadım, yorumlara falan. O videoyu da izleyebilirsiniz abi. Kesinlikle izleyin. Çünkü bu balığı alacaklar ya da ne bileyim. Zaten ellerinde olanlar biliyor mudur? Bilmiyorlarsa da o videoyu gene izlerler, ama ilk yeni alacaklar varsa bu balığı videosunu izlersiniz. Arkadaşlar ben daha yeni izledim de birkaç tane önemli bilgi vardı, onları üstüme önüme çektim. Evet arkadaşlar, bu balık neydi işe yarar? Diyelim çocuğunuz balık istiyor sürekli. Baba bana balık al, baba bana balık al, balık al bana baba falan. Hani şunu alacağımız abi, şu canlı balıkları alacağımızda çocuklar, küçükler olanlar mesela eziyet edebilir balığı. Alır suyun içinden sokar, atar. Suyun içine sokar, gene atar mıncıklar. Bunu mıncıklasa da hiçbir şey olmaz abi bu balığa. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Arada böyle şeyini, böyle mamasını uzatır gibi yapar. Şöyle yapar. Oynatır balığını arada. Mama hiç mi abi? Mama derdi yok. Şey derdi. Akvaryumu temizleme derdi yok. Ondan sonra ısıtıcı, motor, ışık takabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış, ama motor, ısıtıcı, yem, hiçbir şey yok. Abi bir de bazı balıklar işte bitki koymak falan gerekiyor. Buna da koyabilirsiniz ama öyle çok küçük çaplı bitki koyabilirsiniz. Yani süslemek amacıyla. Bitki de istemiyorsanız size kalmış bir şey. Bitki de bayağı yüzüyor şu an. Yani bitki istemiyorsanız da size kalmış bir şey arkadaşlar. Bu arada ben buna akvaryuma attım da bir daha atmak istemiyorum. Çünkü buna melek saldırdı arkadaşlar. Bizim melek balığı. Şurasını koparmaya çalıştı. Ben de hemen müdahale ettim. Arkadaşlar melek balığı bayağı biliniz buna saldırdı yani. Bir başka bir balık zaten. Çünkü Japon balığının rengi normalde turuncu olur. Başka bir şey olur. Bu Japon balığını bile yapmışlar ama böyle yani kalba böyle kalba bir şekilde yapmışlar. Arkadaşlar. Bu arada TikTok'ta da bunun balığın videosunu paylaşacağım. TikTok hesabımda şimdi aşağı koyacağım. Yani Rus reyimini artık ne derseniz ama aşağı koyacağım. Açık mavi hugi hugi, haberiniz olsun. Atacağım arkadaşlar. Siz de TikTok'a girip yapıştırıp benim hesabımı takip edin. Kaç tane takipçim var biliyor musunuz? 10. Abi 10 takipçim var. Şaka gibi ya. Şunu bir 100 yapalım. 100.000 yapalım abi ya. Yani TikTok'ta kaldı. Eski TikTok hesabım vardı. O maalesef arkadaşlar kapatıldı. Bir yanlış anlamadan dolayı kapattı. Biz TikTok'ta bildiri gönderdik, cevap alamadık. Bir tane arkadaşlar adını söylemek istiyorum. Bir adet uç.
okul çocuğu, yani eğer okul çocuğu mu desem, lise çocuğu mu desem, boncuk diye bir arkadaşlar muhabbet kuşu var TikTok'ta, ölmüştü. Siz şuraya hiçbir yere koyamayacağım. O yani onu nasıl bulacağım onu da bilmiyorum. O muhabbet kuşuna karşı hakaret etmişti. Yok o şey alın falan filan.